arkadaşlar, bugün kristal yapacağız. Ama iki gün üç gün beklemesi lazımmış. Bankası olsun diye iki gün bekleteceğim. Babamın Instagram'ında paylaşırız. Şimdi bu şeyle... Tamam, çok oynama, dökülmesin. Hayır, oradan değil. Şurasını kestik. Şurayı dökeceksin o ucundan. Başlıyorum. Başka yere dökmeden içine dikkatli. Bunlar kimyasallar, zararlı. Elim evde eldiven giydim. İçinden çıktı, bana biraz bol oldu. Tamam, o bitti. Buraya at. Dikkat, yavaşça al. Heh. Oradan yine dök. Evet arkadaşlar, bu kristal işi biraz... karışık. Zor bir iş ve dikkatli yapılması gereken bir iş. Neden? Çünkü bunların hepsi kimyasal olduğu için farklı bir yerlere döküp üstümüze bulaştırmamak lazım. Elimize, yüzümüze götürmemek lazım. Eldiven giymemiz lazım. Onu da dök. Hatta solumamak lazım. Biz bir yere bulaşmasın diye lavabonun kenarında yapıyoruz. Dökülürse en azından yiyecek içecek tabak çanak yok. Yaşam alanımız iyi burası ve hemen yıkayabiliriz. Evet. Tamam, onu da döktüm. Şimdi bunu... Hayır, o sonra. Şimdi kaynattığımız suyu, bir dakika, bunu kaynak su, bunu ben dökeyim. Tamam, ne de olsa tehlikesiz değil mi? Değil mi baba? Şimdi suyumuzu da koyduk. Şunu İçindekiler koyduk. Eriyene kadar karıştıracağız şimdi. Neyle? Bu kaşığı. Onunla karıştırabiliriz. Baba, boya kaşığı. Evet. Boyayı da nereye? İçin, üstüne ekleyecektik. Çok cool. Evet, boyamızı da ekledik içine. Şimdi karıştırıyoruz bunu. Vay, çok güzel renk aldı. Karıştırma kaşığını unutmuştuk. Bir de onu da aldık. Evet, içindeki her şeyi eriyene kadar karıştıracağız. Boya da mı? Tabii ki, hepsi eriyecek içinde. Burada arkadaşlar, siz alırsanız, yani isterseniz şeysiz yapabilirsiniz boyasız. Ben boyalı denemek istedim. İlk deneyişimiz, acaba nasıl bir kristal olacak, çok merak ediyorum. Tabii burada uzun süre bekletmedeki amaç, ne kadar uzun süre beklerse o kadar büyük kristaller oluşuyor. Şu an biz küçükten başlayalım. 2 gün bekletelim, olur mu? 3 gün bekletelim, ama tekrar yapamayacağız. Çünkü yapmışken 3 gün dursun içinde. Tamam. Eldivenleri yüzümüze sürmüyoruz ne kesinlikle. Yapayım, kaşımayacaksın. Yardım edeyim ben de. Biraz hızlı karıştırayım ben. Nasıl hallederim? Tamam. Acaba her şey eridi mi? Erimiştir. Birazcık daha var. Ben karıştırırım baba bunu. Bu arada kameramanımız annem olacaktı da babam ben olurum dedi, o yüzden. Aynı zamanda hem kameraman, yani babam da yardım ediyor. Arkadaşlar, benden söylemesi bunu neden aldı. Derseniz aslında ya doğum günüme o kadar az kaldı ki. Kaç gün kalmıştı? 2 gün mü? Evet. 2 gün kaldı. Doğum günü hediyesi olarak aldılar bana da bunu. O kadar çok istiyordum ki zaten. İyi ki de almışlar. Hala daha karıştırayım ben şu. Bayağı bir hızlı karıştırıyorum. Burada bakın, desenleri çok güzel değil mi? Az daha karıştıralım. Hala olur herhalde. Böyle kenara koyalım. Evet, onu çıkartalım içinden. Tamam. Arkadaşlar, biz şimdi karıştırdık. Dibinde az kaldı. Evet, tamamını eritemedik. Evet, ama o kadar inatçıyım. Şu an soğumaya başladı. Evet, soğumaya başladı. Artık plastik kaba, şu plastik kabın içine dökeceğiz bunu. Ben de gösterdim her zaman da babama. Yavaşça. İyi, vay. İyice tut öyle, aksın içinden. Hepsini boşalttık. Şimdi boşalttık hepsini. Dibine şimdi bir 15 dakika böyle bekleyecek artık. 15 dakika mı? O zaman biz videoyu keselim. Bir 15 dakika olunca bunu gösteririz. 5 kaşık şu ölçü kaşığımızla. Şuradaki ismi neydi bunun? Alüminyum potasyum sulfat ekleyeceğiz. Sonra da 3 gün bekleyecek öyle. Şimdi mi?
Evet, şimdi 5, dur tamam ben tutayım, sen içinden al böyle. 5 kaşık şundan alıp ekleyeceğiz. Sok içine. Tabii ıslak, belki kuru kaşıkla yapsak daha rahat olacaktı. 2 ve 3 5 kaşık. Ha, 3 kaşıktı. 3 4 ve 5. Bu 5 biraz fazla oldu sanki. Arkadaşlar, şu an böyle 3 gün bekleyecekmiş. Bitince ben babamın Instagram'ından gönderirim. Şimdi videomuzu bitirmek zorundayız. Kanala abone olmayı kanala abone olmayı beğenmeyi